Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle peynir dolgulu bazlama yapacağız. İsterseniz sahurda, isterseniz çay saatlerinde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Hiç bekletmeden tarife geçiyorum. Öncelikle geniş bir kaseye 2 su bardağı ılık su alıyorum. Kesinlikle sütün ve suyun sıcak ya da soğuk olmaması gerekiyor. Aksi takdirde mayayı bozacaktır. 2 su bardağı ılık suyumu ekledim. 2 su bardağı yine ılık süt. İki tatlı kaşığı tuz. İki tatlı kaşığı toz şeker. İki tatlı kaşığı kuru maya. Dört yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Altı su bardağı un ölçtüm. Yavaş yavaş ilave edeceğim. Azar azar, yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğuruyorum. Yine her zamanki gibi videonun sonunda ne kadar un kullandığımı söylerim. Hamuru iyice yoğurdum özleşene kadar. Mayalı hamurlarda yoğurma işlemi çok önemli. Aksi takdirde güzel kabarmaz. Kasemi değiştirdim. Daha geniş bir kaseye aldım. Kıvamı şu şekilde. Çok hafif ele yapışıyor. Çok da fazla sert hamur yapmak istemiyorum. Aksi takdirde istediğimiz sonucu alamayız. Toplamda 10 su bardağı un ekledim. Yine siz kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Şu an yoğurduğum için elime bir miktar yapışıyor ama şu şekilde. Şu şekilde dokunduğunuz zaman elinize yapışmıyor. Şöyle elimi yıkadım, yine göstereyim. Bu şekilde elinize yapışmıyor. Daha fazla sert bir hamur yoğurmayın. İstediğiniz yumuşaklıkta bazlamalar elde edemezsiniz. Hamuru geniş bir kaseye aldım. Daha güzel kabarsın. Diğeri küçük geldi biraz. Üzerini buzdolabı poşetiyle örtüyorum. Üzerini yine mutfak havlusuyla örtüyorum. Yaklaşık 1 saat, yarım saat arasında oda ısısında hamuru iki katı olana kadar mayalandırıyorum. Hamur mayalandı. Aşağıdan yukarı doğru hamurun havasını alıyorum. Tezgahıma bir miktar un serpiyorum. Şöyle bir dağıtıyorum. Hamuru yine aşağıdan yukarı doğru toparlıyorum. Hamuru ilk olarak ikiye bölüyorum. Kolay bölmek için silindir haline getirdim. Tavanızın büyüklüğünde açabilirsiniz. Yaklaşık 4-5 parçaya böleceğim. Tavanızın büyüklüğünde bezeler yapabilirsiniz. Eğer tavanız küçükse daha da küçük bezeler yapabilirsiniz. Dört eşit parçaya böldüm.
bezelere yuvarlak formunu veriyorum. Unladığım tepsiye aldım. Hem birazcık biz bu bezeleri yapana kadar dinlensin. Çok fazla un koymuyorum. Dediğim gibi un alta toparlanır. Elinize yapışmayacak kadar ilave ederseniz iyi olur. Hamurun diğer yarısını da aynı şekilde eşit parçalara bölüp bezeliyorum. Hamurların hepsini bezeledim. İlk bezelediğim hamurdan başlayarak içinin dolgusunu yapalım. Yine yapıştıkça tezgaha bir miktar un serpiyorum. Çok fazla olmasın. Yaklaşık 300-400 gramlık kadar beyaz peynir, 1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peynirini karıştırdım. Dilerseniz maydanoz da ekleyebilirsiniz ama bu sade hali bence daha güzel. Peynirli harcı iyice karıştırıyorum. Elimle bir miktar açıyorum. Peynirli harçtan koyup şöyle ortaya doğru toparlıyorum. Yine beze haline getiriyorum. Açılmaması için iyice sıkıştırıyorum. Yapıştıkça elime un alıyorum. Bu şekilde çalışmak çok daha kolay oluyor. Hamuru bu şekilde bezeliyorum. Mutfak örtüsünün üzerine aldım. Üzerinin kurumaması için mutfak havlusu örtüyorum. Biz işlemleri yaparken kenarda dinlensinler. Ben beyaz peynir kullandım. Dilerseniz lor peyniri ile kaşar peynirini de karıştırabilirsiniz. Bu şekilde de güzel oluyor. Diğer bezeleri de aynı işlemi yapıyorum. Hamurları bezeledikten sonra mutfak örtüsünün üzerine aldım. Yaklaşık yarım saat kadar mayalansın. Malum mayalı hamurlar dinlenmeyi seviyor. Mutlaka dinlendirerek yapın. Hem daha kolay açılacak hem de daha güzel kabaracaktır. Yarım saat dinlenmesi için bekletiyorum. Yine kurumaması için üzerine örtüyorum. Tezgaha bir miktar un serpiyorum. Dinlenen hamuru da tezgahıma alıyorum. Elimle birazcık şöyle bastırıyorum. Yine yapıştıkça un ilavesi yapabilirsiniz ama gereğinden fazla un eklemeyin. Merdane yardımıyla tava büyüklüğünde genişletiyorum. Açtığım hamuru yine mutfak örtüsünün üzerine seriyorum. Üzerinin kurumaması için yine mutfak havlusu serdim. Biz diğerlerini açana kadar birazcık dinlensin. Az önce de dediğim gibi mayalı hamur dinlenmeyi seviyor. İşlem gördükten sonra mutlaka bir miktar dinlendirin. Hamurun fazla ununu silkeliyorum. Her zaman için ilk bezelediğiniz hamurdan başlayın. Daha fazla dinlenmiş oluyor. Diğerleri
Bunları açarken diğerleri de dinlenmiş oluyor. Yine kalan hamurları da aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Bazlamaların hepsini açtıktan sonra mutfak örtüsünün üzerine serdim. Üzerlerini mutfak havlusuyla örtüyorum. Yaklaşık 15 dakika kadar mayalandırmaya bırakıyorum. Yanmaz yapışmaz tavayı ocağa aldım. Ocağın en yüksek gözünde açtım. Tava ısındıktan sonra pişirmeye başlıyorum. Pişirmeye ilk açtığım bezeden başlıyorum. Güzel kabarması için 30 saniyede bir 2-3 kere bu şekilde çeviriyorum ki güzel kabarsın, içim havalansın. Ocağın altı yüksek olduğu için yine başından ayrılmıyorum. Kontrollü bir şekilde pişiriyorum. İki tarafı da güzel bir renk alınca alıyorum. Sıcak sıcak üzerine tereyağı gezdiriyorum. Bazlamaları tavaya almadan önce yine elimle birazcık inceltiyorum. Toplamda 8 adet bazlama çıktı. Yumuşacık, yine iç dokusunu da göstermek istiyorum. Üzerine bol tereyağı sürüyoruz. Şöyle iç dokusunu da göstermek istiyorum. Peynirli. Harika bir lezzet. Yumuşacık bu bazlamaları mutlaka deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınız olursa yorum kısmına sorularınızı bekliyorum. Gördüğüm an size dönüş sağlıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarihte görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.